Çağlar'la yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Doktor Gürkan Kubilay. Hocam hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet. Siz deprem bölgesindeydiniz. Bir sürü felaket yaşadık ardı arkasına. Uzun süre orada zaman geçirdiniz. Az sonra isterseniz bunu birazcık konuşuruz diye düşünüyorum. Onun dışında bugün çok kıymetli bilgiler vermek üzere stüdyomuzda. Özellikle de oruç tutarken yaşadığınız sorunlarla ilgili. Mesela gaz, şişkinlik, gastrit, ödem ve bulantı konuşacağız. Tabii ki bunların çözüm yöntemlerini hocamız anlatacak. Ramazan'da baş dönmesi, kabızlık ve eklem rahatsızlıklarıyla da nasıl başa çıkarız? Hepsini hocamızla konuşuyor olacağız. Ama ondan önce mutfağımıza bir günaydın demek istiyorum. Yine Perihan Pezuk ablamız bizlerle beraber. Çok özledik seni de. Nasılsın? Ben de çok özledim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Bugün ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü bu akşam iftar sofranızı süsleyecek hem doyurucu hem de çok ama çok lezzetli bir çorba hazırlayacak. Malzemeleri inanılmaz basit. Buğdaylı yoğurt çorbası. Her açıdan çok doyurucu olduğunu bildiğim için benim en sevdiğim çorba tipi. Onu yapacaksın. Bir de hindili salatamız var. Güzel yeşil salata. Bu oldu, güzel bir menü var. Oldu değil mi? Evet, bir de neyimiz var? Hurmayla bir tatlı yapacağız. Çok güzel. Güzel bir tatlı hafif hurmasıyla, Ramazan hurmasıyla. Çok güzel. Kuru yemişlerle de böyle süsleyeceğiz. Birazcık İçine lezzetlendireceğiz. Portakal kabuğuyla, portakal suyuyla. Güzel harika. Bir tatlı olacak. Hafif ve güzel. Saçların da çok güzel olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Şimdi herkes bu sabah inanılmaz, daha doğrusu dün geceden beri bir yağmura uyandık. Aslında meteoroloji bizi bu konuda birazcık uyarmıştı. Haberimiz şöyle, Karakış geliyor başlığında. Meteorolojinin yeni hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar salı günden itibaren düşecek. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Çarşamba günü Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Ankara'da kar yağışı olacak. Hava sıcaklıkları eksilere bile düşebilir deniyor. İyi haber ise şuradan baktığımız zaman deprem bölgesinde önemli bir yağış olmaması ve beklenmemesi diyebiliriz. Peki o zaman hem bugünü hem de önümüzdeki günlerdeki hava sıcaklığını konuşmak üzere meteoroloji uzmanı Ahmet Köse'ye bir bağlantımız olacak. Kendisine günaydın demek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza Ahmet Bey. Hoş bulduk Çağla Hanım. Teşekkür ediyorum. İsterseniz sondan başlayalım. Deprem bölgesinde bir yağış olmaması ve beklenmiyor olması tabii ki sevindirici bir haber. Önümüzdeki günlerde neler bekliyor o bölgeleri? Çağla Hanım, öncelikle tahminleri güncellendi. Deprem bölgesinde de ne yazık ki bugün ve yarın yağışlarımız var. Özellikle bugün Osmaniye, Kahramanmaraş ve İskenderun çevrelerinde yine öğleden sonra kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz ki yağışın ötesinde Lodos yönünden saatte 40 ila 90 kilometre hızla esecek rüzgar özellikle çadırda kalanları zor durumda bırakabilir. Özellikle soba yakanlar bacak hızı zehirlenmesine dikkat. Yine çadırlar uçabilir ve depremzedeleri zor bir durum bekliyor diyebiliriz 2 gün. Evet, haberler güncellenince maalesef böyle tatsız bir haberi de almış oluyoruz. Doğanın dengesi böyle. Tabii ki de yağmur yağacak, seller olacak, fırtına olacak. Önemli olan bizim bu durumlara, bu felaketlere, bu afetlere nasıl dayanacağımızı tartışmamız gerektiği. Bugün yağan yağmur şu anda beklenen bir yağış mıydı? Ve önümüzdeki günlerde kara kış geliyor cümlesine ne kadar katılıyorsunuz? Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz günlerdir uyarı yapıyordu. Bu beklediğimiz yağışlar, beklediğimiz yağışlardı. Atalarımız esasında bugünlerde yaşadığımız soğuklara Mart 9'u ismini takmışlar. Birincisi 21 Mart'ta, ikincisi 30 Mart'ta, üçüncüsü 9 Mart'ta yaşanıyor ki birinde fırtına olmaz ise ikincisinde özellikle 30'unda şıldığın dedikleri kar bile yağabilir, sıcaklıklar eksi derecelere düşer diye bizlere uyarıda bulunmuşlar. Hatta ben geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Mart ayı şakacı bir ay. Evet. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye de atasözü günümüze kadar ulaşmış durumda. Diyorsunuz bu sene oldukça kurak ve geçirdik. Soğuk havayı neredeyse görmedik. Kar yağışlarını hiç görmedik. Evet. Çocuklar kartop oynayamadı, kardan adam yapamadı. Barajlarımız kurudu. Mart esasında şanla yakışır bir şekilde imdadımıza yetişti diyebiliriz. Yağmuruyla, karıyla bize veda edecek. Yetecek mi peki barajlarımızın dolması için yeterli miktarda yağış yağacağını yağmur yağacağını söyleyebiliyor muyuz? Mümkün değil Çağla Hanım. Tabii. Barajlarımızı doldurmak için kar yağışlarına ihtiyacımız var. Mesela bugünkü düşen yağış kar şeklinde düşseydi harika olurdu. %10 gibi bir etki sağlardı ancak
yağmur yağdığı zaman akıp gidiyor. O yüzden barajlar çok büyük katkısı olmuyor. Mayıs ayına kadar her gün bu şekilde yağmur yağmalı ki barajlarımız dolabilsin. Bir de evet yani artık biraz zor. Şimdi böyle bir kış geçirdikten sonra nasıl bir yaz geçireceğiz sorusunu da sormak istiyorum size. Geçtiğimiz yazı anımsarsanız mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde yaz koşulları yaşamıştık. Hı hı. Bu senede geçtiğimiz yaza benzer hava koşulları bizleri bekliyor olacak. Bu da bizleri yine bunaltacak. Yine orman yangını riski had safhada olacak. Bunaltan bir yaz koşulu bizleri bekliyor olacak ki bir de kuraklık etkili olacak diyebiliriz. Şimdi bugünden itibaren yağış ne kadar etkisini sürdürecek? Hangi şehrimiz ne kadar etkilenecek? Bir de İstanbul bu iller arasında mı? Onu da konuşalım son olarak. İstanbul sağanak yağış alacak ancak kar yağışı ne yazık ki almayacak. Sevindirici durum İstanbul'un barajlarına yakın olan Istırancalar ve Melen civarında kuvvetli yağışlar bekliyoruz ki bu gece saatlerinden itibaren. Bu İstanbul barajlar için sevindirici bir durum. İstanbul'dan itibaren özellikle Bursa, Balıkesir, Bolu, Düzce hattı boyunca kuvvetli kar yağışları bu gece saatlerinde başlayacak. Yarın yurdumuzun iç kesimlerinde Ankara başta olmak üzere Eskişehir ve Kayseri civarında Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli kar yağışları görülecek. Özellikle deprem bölgesini ilgilendiren kısımda Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde, Elbistan ve Göksun çevrelerinde de yine yarın aralıklarla yüksek kesimlerde kar yağışları görülecek. Perşembe ve Cuma günü kar yağışları İç Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde devam edecek. Cumartesi günü yağışlı sistem yurdumuzu terk edecek. Ancak gece ve sabah erken saatlerde kuvvetli don ve buzlanma hadisesi oluşacak. Bu nedenle yolculuk yapan sürücülerimiz buzlanmaya karşı tedbirli olmalı. Özellikle çiftçilerimiz de Mart 9'u hadisesini çok iyi bilirler. Ağaçlar biliyorsunuz çiçek açtı. Ürünler yavaş yavaş evet. Mahsul vermeye başlayacak. Evet. Don hadisesi çok ciddi zarar verebilir bitkilere. Bu nedenle çiftçilerimiz dumanlama ya da sis dediğimiz hadise, hani tezek yakarak açık alandaki ürünlerini koruyabilirler dumanlama yaparak da. Ya da kapalı serada da ısıtma yöntemiyle ürünlerini koruyabilirler, muhafaza edebilirler ki 4-5 gün don ve buzlama hadisesi var ne yazık ki. Önemli uyarılar dinledik. Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse bizlerle beraberdi. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam evet deprem bölgesindeki hava durumu ile ilgili iyi haberleri almadık. Ama tabii ki herkes canla baş elinden gelen yardımı hali hazırda yapmaya çalışıyor. Tabii ki ama bu yağmurlarla birlikte çadır kentteki konteynerlarda da aynı sorunların yaşandığını görebiliyoruz. Hava şartları mutlaka oradaki yaşantıyı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yardımlar da bir yandan eş zamanlı devam ediyor tabii ki ama sizin deneyimlerinizi birazcık isterseniz izleyenlerimizle paylaşalım. Küçük volumuza bir şey yazdım. 24 evet. ve 16 diye onu bir gösterebilirsek. Evet. Bugünlerde neden hasta oluyoruz? İşte bu nedenle hasta oluyoruz. 24-16 formülü nedir o? O şu, mesela Ankara'ya baktım ben. Isı bir gün önce 20, bir gün sonra 4, iki gün sonra 16 derece. Şimdi ısı, sıcaklıklar bu kadar değişirse, 20 derece sonra 4 derece sonra 16 derece yukarıda, çok aşağıda ve tekrar çok yukarıda. Bunca senelik deneyimden yola çıkarak söyleyeyim. Çok kısa bir süre içerisinde 7 derece ve üstü ısı farkları olduğu zaman günlerin arasında biz 4 şeyi çok fazla yaşıyoruz. Ödeme, bir kere hasta oluyoruz. Evet, evet. O klasik bildiğimiz gribal enfeksiyon dediğimiz hastalıklar sıklaşıyor. Oluyor. Bir de şimdi mesela bugünlerde hemen hemen herkes ödem yaşayacak. Yine hemen hemen birçok insan kabızlık yaşayacak. Birçok insanın yemek yeme isteği, açlık isteği ve özellikle tatlı isteği daha fazla artacak. Ve yine birçok insan kendisini eskisinden daha ağır hissedecek. Mod sorunlarının dışında bütün bunlar. Bir de mod sorunlarımız var. Zaten mod sorunlarımızı arttıracak çok şey var. Dolayısıyla bugünlerde sadece deprem bölgesi için değil, buna da çok çok dikkat etmek lazım. Deprem bölgesine gelince biz en başta, işte sanıyorum depremin 4. ya da 5. gününde gitmiştik oraya. Aynı şeyleri tekrar anlatarak hani herkesin zaten çok travmatik bir dönem geçirdik. Bunu yaşamasını istemiyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Oradaki yardımların hiçbir şekilde azalmadan devam etmesi lazım. Çünkü ilk gittiğimiz 4. 5. günde de onu gördük. İnanılmaz bir yardım yağıyordu. Başta bir koordinasyonsuzluk vardı. Sonra bir miktar daha mutlaka düzeldi. Ama oraya yardımları unutmamamız lazım. Sıkıntı ne biliyor musun? Biz mesela bir şey anlatırken bir yakınımızın
örneğin vefatını anlatırken çevremizde 5-6 kişi varsa hepimiz birden düşeriz değil mi? Yani bir kişi örneğin teyzemin işte annesini kaybettik demek ya da teyzemin işte kayınvalidesini kaybettik desek bile düşeriz. Oradaki insanlar o günlerde 25-30 tane aile ferdini sayıp peş peşe amcamı kaybettim, iki amcaoğlumu kaybettim, işte teyzemi kaybettim, teyze kızımı kaybettim. Evet, üst kat maalesef. Sayı olarak sayıyorlardı çünkü henüz şoktalardı. Oysa ki şimdi yavaş yavaş gerçekle yüzleşiyorlar ve ciddi psikolojik anlamda desteğe ihtiyacımız var. Bir de bu kadar yağışın getireceği bir başka sorun da hijyen sorunları. Ona da çok çok dikkat etmek lazım. Temiz su, yıkanma, elini yüzünü yıkama özellikle hijyenik açıdan sıkıntılı olabilecek dönemler geçirebiliriz. Bu tür. Bir de biliyorsun o bölgede bir de sel oldu. Abi, dolayısıyla hijyen açısından çok dikkat edilmesi gereken bir döneme girdik diye düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha da çok yardım yapmak çok güçlü bizim bir kafamızda. Milletiz. Çok güçlü bir olmadı. Milletiz. Bu güçlü millet oradaki insanlara mutlaka yardım edecektir. O konuda da benim kendi adıma bir tereddütüm yok. Çok şükür diyelim. Yani en azından bundan sonrası için de bu uyarıları yapmış olduk. Farkındalık yaratmak her zaman kesinlikle, önemli. Ama kesinlikle. Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayındayız. Ve şimdi sindirim ve eklem problemleriyle ilgili bize çok fazla soru geliyor. O yüzden hocamız bu konuyu birazcık açmak istedi bugün. Sindirim problemlerinin en başında hem gastrit hem gazınız varsa ne yapmalıyız sorusuyla isterseniz başlayalım. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi hastalar problemleri olduğu zaman tek bir problemle gelmiyorlar sevgili Çağla. Yani hasta gelip benim bir tek gastritim var demiyor. Hı-hı. Ya da bir tek gazım var demiyor. Bazen bunlar kombine olarak geliyor. Hı-hı. Şimdi birinci olarak burada zaten arkadaşlarımız net bir şekilde yazdı. Evet. Ramazan ayında hem gastritiniz varsa hem de gazınız varsa. Yani bir taraftan mide probleminiz var. Bir taraftan da gaz oluyor. Ne yapacaksınız? Buradaki en ideal besinlerden bir tanesi çok da karşımıza geliyor. Daha dördüncü gün olmasına rağmen çok da karşımıza geliyor. Buradaki en ideal besinlerden bir tanesi turp otu. Turp otu ama içine bir şeyler koyarak turp otu yemeniz lazım. Hem gastritiniz hem gazınız varsa. Turp otu balzamik sosla, soya sosuyla ve mümkünse zeytinyağı da ekleyerek. Bunu diyelim ki bir gün önceki iftarda bunu hissettiniz. Ertesi günkü iftara mutlaka bunu hazırlayın yanına. Turp otu ama turp otunu balzamik sos, soya sosu ve zeytinyağı ile karıştırarak ve haşlayarak. Özellikle iftar yemeği olarak mı? Aynen mutlaka kullan. Hatta mümkünse sahurda da yenir mi anlamında? İftarda yapmanızda fayda var. Hatta mümkünse ilk yemeğiniz olarak hani bir giriş yemeği gibi düşünün onu. Attınız bir tane hurma, açtınız. Midemize ilk giren yemek bu olsun. Aynen. Gibi. Mesela şeyi hep söyleriz ya bir hurma attınız bir 3-5 dakika bekleyin. Bekledikten sonra hem gastrit hem gaz şikayetlerini birlikte yaşamışsanız bunu kullanın. Tüketebiliriz. Aynen öyle. İkincisi, şimdi her zaman gastrit ve gaz bir arada olmayabiliyor. Ama yine gastrit ve gaz bir aradaysa ve bunu bulamamışlarsa, ya hocam ben bir sıvının içine bir şeyler karıştırayım derlerse, enteresan başka bir besin söyleyeceğim. Kaygan, karaağaç, kabuğu, tozu. O hiç hayatımda duymadım. Çok enteresan bir şeydir o. Bu aslında bu kaygan, karaağaç kabuğunun, kabukların yurt dışında birçok yerde kullanımı yasak. Çünkü kürtaj anlamında kullanıyorlar. Çok gelişmemiş yerlerde kürtaj yapabilmek için kullanıyorlar. Fakat evet aynı öyle fiziksel anlamda. Fakat tozunun yasak değil. Hani bunu söylediğimde bunun farkında olan bir şeyimiz olursa seyirci grubumuz. Bundan bir şeyin içerisine bir sıcak suyun içerisine bir karıştırarak 5 dakika kadar günde bir kere iki kere kendi adına işte iftarda sahurda örneğin kullanabilirler bunu. Kaygan, karaağaç. Kabuğu, tozu. Tozunu bu da gastrit ve şişkinlik bir aradaysa. Ama sadece gaz varsa, sadece gastrit varsa değil de hayır, hem gastrit hem gaz varsa bu iki formülden bir tanesi olabilir. Peki gastriti yok hastanın. Sadece şişkinliği var. O zaman başka bir şeyimiz var. Bu şişkinlik çok fazla görülüyor. Sadece Ramazan ayında değil, normalde de çok görünüyor aslında. Biz aynen. Özellikle iftarda karnınızda şişkinlik olduğunda ne gibi çözümler buluyorsunuz diye sokağa çıktık, sorduk. Önce onları dinleyelim, sonra çözümlere bakarız. Tamam, bakalım. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. İftardan sonra karnınızda şişlik oluyor mu? Evet, oluyor. Geçmesi için ne yapıyorsunuz peki? Yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. İftardan sonra ben yüklenmediğimi düşünüyorum. Yani önce midemi yumuşatacak, rahatlatacak bir çorbayla başlıyorum. Onu da zaten bir şey kadar hani yarım içiyorum onu. Sonra biraz dinleniyorum. Arkasından yemeye devam ediyorum. Ve daha çok küçük porsiyonlar tercih ediyorum. Hayır, olmuyor. Neden olmuyor sizce? Vallahi neden olmuyor? Sindire sindire yiyorum, ondan olmuyor. Tabii ki oluyor. Nasıl bir şişlik?
Yemek yedikten sonra gün boyunca açsınız. Yemeği yedikten sonra ağırlaşması, midenin şişmesi, birden vermiş olduğu reaksiyon şişkinlik yapıyor. Olmuyor. Neden olmuyor sizce? Ölçülü yersek olmaz. Az az yiyorsunuz. Evet. İki nasıl başlıyorsunuz yemeğe? Ağır ağır. Önce bir çorba, ondan sonra hafif ne varsa o. Evet, oluyor. Nasıl bir şişlik? Ya şişlik oluyor. Zaten biraz su içsem bile aynı bende şişkinlik oluyor. Evin içerisinde sofrayı topla et derken biraz hafif hareket oluyor zaten. Biraz yürüyüş yaptın mı iyi geliyordu. Şişkinliğin aslında kendimizce birçok çözümü olabiliyor mutlaka. Ama nasıl buldunuz cevapları? Şöyle, daha çok başındayız. Henüz değil. Şimdi Ramazan'da bunca senelik tecrübem şunu gösterdi sevgili Çağla. İlk 15 gün, şimdi Ramazan'da şöyle bir değişiklik oluyor metabolizmada. Mesela o güne kadar daha çok gündüz yiyorsun değil mi? Gece az yiyorsun. Oysa ki Ramazan'da ne yapıyorsun? Gündüz yemesi bir kenara geçiyor, yemiyorsun. Evet. Akşam yemeye başlıyorsun. Yani metabolizman önce bir şaşırıyor ne oluyor diye. Fakat ilk 15 gün bunu tolere ediyor. İkinci 15 günde asıl şeyler, problemler başlamaya başlıyor. Dolayısıyla buradaki hanımefendilerin ve beyefendilerin de birçoğu zaten şişkinliğinden çoğu muzdarip. Bütün gün boyunca aç kalmanın birçok faydası olacağı gibi belli bir süre ama. Yani bütün hayatınız boyunca değil. Birçok faydası olacağı gibi bir takım problemler de yaratıyor. Şimdi yemekten sonra gaz ve şişkinlik oluyorsa gastriniz yok. Ama yiyorsunuz, bütün gün açtınız, yediniz ve yemekten sonra gaz yani ve şişkinlik oldu. Her yemekten sonra şişmeyebiliyor. Yediğimiz bazı besinlerden dolayı da şişebiliyor. Acaba mutlaka, bu besinleri bir elimine etmek için de bir mutlaka çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ama bu kadar gerekiyor. Kısa bir sürede, bir aylık bir sürede onu test edebilmek kolay değil. Değil. Tabii. Bu Ramazan şişkinliği aynen, özellikle. Aynen Ramazan için yani. Oradaki amacımız ne? Söylediğin %100 doğru. Tam bir hekim yaklaşımı. Yani nedeni ne? Ya tamam şişkinliği yok ediyoruz da nedeni ne? Biz Ramazan'a bağlı aynı. Ramazan'da bağlı. Birden yemekten sonra şişkinlikler başladı. Artık orada yemekleri aramaktansa çok basit bir şey söyleyeceğim. Hepsi birer tatlı kaşığı olmak üzere. Gastritiniz olmayacağı için karabiber, bir tatlı kaşığı karabiber. Yine şeyin içerisine koymak üzere bunun tozu da olabilir. Toz, zencefilin zencefil. Tozu da olabilir. Bir tatlı kaşığı toz zencefil aynen. Ve... Bir de kakule tohumu tuzu. Bu da çok enteresan. Kakule müthiş bir besindir evet. Bir kere. Onu söyleyeyim. Yani birçok faydası vardır ama bu üçlüyü yaklaşık birer tatlı kaşığı olmak üzere bir yarım bardak ya da bir bardağa yakın suyun içerisinde karıştırıp yemekten bir saat kadar sonra içerlerse bu Ramazan boyunca oluşan o gaz ve şişkinliğe fayda sağlayacak bir besin grubudur. Yemekten sonra ama bir saat o şişkinlikle baş mı etmemiz gerekecek yani? Hayır zaten hemen olmuyor. Hadi bir yarım saat sonra var. Hayır zaten onun başlamaya başlayacağı saatler oluyor. Yani zaten o siz yer yemez şişmiyorsunuz. Doğru. Çünkü onun bir bağırsağa gitmesi için geçerli şey var, süre var. Bu arada bağırsakla ilgili çok enteresan bir şey söyleyeyim. Çok yeni yapıldı galiba. Carolina Üniversitesi yaptı. Tam şeyi hatırlamıyorum ama yeni okudum daha birkaç gün önce. Mesela biz hep bağırsak bakterileri diyoruz ya. Bağırsak bakterilerini arttırmak için ciddi anlamda 8000'e yakın kişide çalışmışlar bunu. Bağırsak bakterilerini arttırmak için çok kolay bir yöntem bulmuşlar. Egzersiz. Yani üstelik egzersiz ama haftada 2,5 saatin altında olmamak kaydı şartıyla. Neredeyse 3 gün yani. Yani 4 gün, haftada 4 gün 40 dakika ya da 5 gün 30 dakika. Çok bir şey de değil yani. Evet baktığınız zaman. Sevgili Çağla nedir ya? 5 gün 30'ar dakika yürüdüğünüzde bağırsak bakterilerinizin sadece sayısı artmıyor. Kalitesi artıyor. Bir şey daha oluyor. Hep aynı çeşitten bağırsak bakterisi de değil. Farklı çeşitlerden bağırsak bakterileri artıyor. O zaman da, şimdi o zaman biraz doktorluk tarafımıza dönelim. Çünkü şu anda oluşmuş problemleri hemen halletmek için bir şey yapıyoruz. Oysa ki bunun altındaki problemi yok etmek ne? Sağlam bir mikrobiyataya sahip olmak. Bak ne kadar kolay. Haftanın 5 gün 30 dakika yürüdüğünde bol bol bağırsak bakterin oluyor. Bol çeşitli bağırsak bakterin oluyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Egzersizin önemi bir kez daha bağırsak problemlerinde karşımıza aynen çıktı. Ramazan ayında vücutta sık sık ödem oluyor. Böbrek ya da safra kesesi sıkıntıları da varsa ne yapmalıyız sorusunun cevabını alıyoruz. Biraz büyüttük işi. Evet, şimdi nereye gittik? Yani herkesin ya sadece böbrek sorunu olmuyor ya da safra kesesi sıkıntıları olmuyor. Özellikle safra kesesi operasyonları geçirmiş olanlarda da bu sıkıntılar fazla oluyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bazen bana gelip şey soruyorlar. Hocam biraz böyle böbreklerim ağrıyor. Ben oruç tutsam mı tutmasam mı diye.
Şunu söyle ya da mesela insülin direnci, biliyorsun bizim kilo verdirdiğimiz verilen hastalarda en çok problem insülin direnci. İnsülin direnciniz varsa da tutabilirsiniz. Geçmişte böbrek enfeksiyonu geçirmişsiniz de tutabilirsiniz. Ama mesela hani konu konuyu açtığı için söylüyorum, önemli bir çünkü bu. Tamam. Ama mesela insülin kullanıyorsanız tutamazsınız. Hmm. Günde 3 kez hap alma zorunluluğunuz varsa, evet, sabah, öğlen, akşam tutamazsınız. Yeni geçirilmiş, 6 ay içinde geçirilmiş bir kalp krizi öykünüz, bir stent takma öykünüz, bir mide kanaması öykünüz varsa tutamazsınız. Şiddetli bir kalp yetmezliği öykünüz varsa tutamazsınız. Bizim hastalıklarımız açısından söylüyorum ama onun dışında mutlaka doktorla danışarak karar vermekte fayda var. Ama şu saydığım hastalıklarda ben bana danışan hastalara asla buna şey vermiyorum. Hatta dedemle bununla ilgili çok enteresan bir şey geçmişti aramızda. Bunları anlattım ben. Dedi ki oğlum sen böyle hani hastaların oruçlarının tutmalarını tutma diyorsun ya, günahsa. Evet. O zaman dedim ki vallahi dedeciğim, ben en azından herhalde binlerce insana bunu söyledim. Günah olsaydı şu anda ben yaşamıyor olurdum. Ama şakası bir tarafa, bir takım hastalıklarda aman, evet, vücudunuza eziyet etmenin hiçbir anlamı yok, onu anlamıyorum da söyleyeyim. Sağlığımız çok çok kıymetli. Sağlığımız son derece sağlıklı önemli. Sağlıklı günlerde. Şimdi ödem var. Sen şimdi saydın. Ödem var. Var. Böbrek problemleri var. Hı. Bir de üstüne safra kesesi problemleri var. Şimdi o zaman öyle bir şey başlamalıyız ki üçüne birden fayda sağlasın. Hı. Bir. İki. Şimdi bu sayacağım maddenin bir özelliği daha var ama mesela. Anne sütünü de arttırıyor mesela. Bu madde. Hı. Bir başka şeye de yarıyor. Yani siz örneğin annesiniz, lohusasınız, gene de tutmak, hı hı, istiyorsunuz. Çocuk da aslında bir yaşına geldi ama hala emiyor. Bir taraftan ona da fayda sağlayan bir madde. Ne bu madde? Ha bu madde bir şeye daha yarıyor. Bu madde az önce bağırsak bakterisi dedik ya. Ya bunca senelik meslek hayatımda şunu gördüm. Bağırsak bakterisi mutluysa biz de mutluyuz. Yoksa hikaye yaşatmıyor. Adamı hakikaten mutsuz ediyor bağırsak, evet, bakterileri. Ne yapın? Yapın bağırsak bakterilerinizle iyi geçinin. Şimdi bu besin içindeki maddeler vasıtasıyla bağırsaktaki bakterilerle de iyi geçiniyor. Bir, yetmiyor. İnsülin direncine de en güzel karşı çıkan besinlerden bir tanesi. Ya daha ne olsun? Ben baktım valla. Yani daha ne olsun? Bu besinin adı kara hindiba. Kara hindiba ama bunu bir şeyi var. Mesela bir litre suyun içerisine bunun dalını, yapraklarını, çiçeğini atıp yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatırsanız ve bunu da isteyenler tabii limon suyu dökersin. Eklenebilir. Aynen öyle. Yine iftardan sonra ya da sahurda içilebilir. Laf lafı açıyor ama sorunu biliyorum. Bir soru daha soracaksın. Bir önemli şey daha söyleyeyim. Sahurda olabildiği kadar az çay içsinler. Hatta iki bardağı geçmesinler. Bunu çok söylerim. Çünkü çay bir idrar söktürücüdür. İdrar söktürücü ne demek? Ertesi gün seni susuz bırakacak demektir. İnsanların Ramazan'da baş ağrılarının temel nedeni açlık değildir. Metabolizma yaradan o kadar güzel yaratmış ki metabolizma ona şey sağlar, uyum sağlar. Susuzluk. Ama susuzluk sıkıntıdır. Baş ağrıları hakikaten çok fazla olur ise, hele ben mesela bugün yağmur var ya, kimsenin dün akşam da yağmur vardı ya, kimsenin aklına bile gelmemiştir Allah bilir şeyde su içmek. İftarda, sahurda, ama suyu yeterince almazsanız baş ağrısı ondan olur. Çayı da iki bardağa geçmeyin. İdrar söktürür, başınız ağrır. Söylemiş olayım. Önemli bilgileri almaya devam ediyoruz. Tüm hızıyla devam ediyoruz aynı zamanda da. Ramazan ayında eklem ağrısı yaşayanlar ne yapabilir diye sorarım. Şimdi birincisi, 3 tane yağ söyleyeceğim. Bunlar hakikaten önemli. Bir tanesi benim favorimdir. Hodan çekirdeği yağı. Hmm. Şimdi hodan çekirdeği yağının şöyle bir özelliği var. Biraz kaprisli bir yağ. Yani hodan çekirdeği biraz kaprislidir. Öyle başka şeylerle birlikte kullanılmak istemez. Ama direkt ekleme uyguladığınızda, örneğin diz eklemleri, örneğin beliniz, direkt ekleme uyguladığınızda, ama hep ne diyoruz? Önce bir kere teşhisi koyduracaksınız. Yani sizin ciddi ne ağrısı yani protrüze olmuş bir bel fıtığınız varsa onu hodan çekirdeği yağıyla falan halledemezsiniz. Ama teşhisinizi koydurdunuz. Doktorunuz dedi ki tamam, sana bir iki tane ağrı kesici yazayım. Çok da önemli bir şey değil. Ha o zaman hodan çekirdeği yağ bu ağrıyı azaltma konusunda, hele hele eklemde şişmeye başlamışsa, o şişliği almak yönünden de son derece faydalı. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Dediniz ki ben bulamadım hocam bu hodan çekirdeği yağını. O zaman daha çok hepimizin kullandığı bir şey söyleyeyim. Hele de böyle, şimdi bu dönemlerde şu söyleyeceğim yağın daha büyük önemi var. Hele de böyle gribal bir enfeksiyon geçiriyorsunuz diyelim. Böyle nefes almakta da sıkıntı yaşamaya başladınız. Biraz solunum yollarınızı da açmak gerek. O zaman neyi kullanıyoruz? Okaliptus yağını kullanıyoruz. Hmm. Okaliptus yağı da ağrı kesiyor, fakat okaliptus yağı da böyle biraz kaprislidir.
tek başıma ben senin bu ağrını kesemeyebilirim. Destek sen bana istiyor birinden. Biraz sıcak bir destek yap der. Dolayısıyla okaliptus yağını sürdüğünüz eklemlerinizi sıcak bir havluyla sarmanızda da fayda vardır. Dediniz ki daha ya, iyi emilmesi açısından mı? Aynen öyle. Çalışıyor. Sıcak dolaşımı daha havlu. Çok. Dolaşım ne kadar artarsa okaliptus o kadar çok emilir. Emilecek. Okaliptus geniş damarları sever. Hmm. O yüzden de o geniş damarı nasıl genişleteceğiz? Sıcakla damar gevşer. Peki dediniz ki ben bu okaliptusun şeyini çekemem kardeşim. Nazını, kaprisini çekemem. Ne öyle şey falan da saramam. Dediniz. Sen hocam bana öyle bir şey söyle ki. Ya gene okaliptusu kullanayım. Gene burnum da rahatlasın. Ama bir taraftan da bana öyle bez, çaput falan sardırma. O zaman okaliptus yağının yanına keklik üzümü yağını eklerseniz o zaman bu sıcak komprese gerek kalmaz. Keklik üzümü yağı diğer dokularınıza gel kardeş okaliptus benim iyi dostumdur der ve daha kolay emilerek daha sıcak kompres uygulamasına gerek duymadan bu eklem ağrılarınızı azaltmak konusunda fayda olur. Eklem ağrısı demişken sevgili Çağla aldığınız her kilo yaklaşık karesi kadar eklemlerinize yük bindirir. Yani siz 5 kilo aldığınızda aslında 20-25 kilo yük biner buraya. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Seninle bir küçük bir şey yapacağım. Sana da sürpriz olacak bu. Tamam. Bu ne? Sen otur orada. Otur. Seni şey yaparız. Bu ne? Şişe su. 10 litre su bu. Peki. Merak etme sana zarar verecek hiçbir şey yapmam. Sen bunu şöyle ense biraz boynuna yer misin? Sen şu şekilde oturuyor musun hayatında? Böyle oturuyor musun? Bırakmadınız bir de değil mi? Tamam. Peki an. Bitmedi. Bu çok kadar iyi. Değil. Bunun 3 tanesi kadar su şişesini boynunun üzerine böyle alıp oturuyor musun hiç? Ya da böyle oturan kimseyi görmüş müsündür hayır, sevgili Çağla? Görmedim. Ama ben görüyorum. Ben böyle oturan, şimdi kendimde de göstereyim. Her gün bunun gibi 3 tane bak bunun gibi 3 tane şişeyle oturan binlerce insan görüyorum. Evet. Türkiye'de de milyonlarca var. 3 tane. Ne yapar 3 tanesi? 30 kilo. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Suyumuzu şuraya koyalım. Şurada olacak. Nasıl öyle oturuyorlar biliyor musun? Şöyle yapıyorlar. Şu ağırlık. Şu telefona, şu açıdan atıyorum yarım saat civarında baktığınızda siz aslında boyun ekleminize şu 10 kiloluk su şişesinin 3 tanesini boynunuza koymuş da oturuyormuş gibi mümkün olmayacak. Kafamız 5 kilo. Aynen öyle. 10-30 kiloluk bir yük. Onun için şu telefonları Allah aşkına ya böyle yapın. Başka çaresi yok. Evet. Çünkü bir süre sonra çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Yaşla birlikte, demin genç arkadaşlarımla burada sohbet ediyorduk. Yaşla birlikte bazı şeylerin toleransı azalıyor. Diyorlar ki şimdi mesela genç adam. Ya bir şey olmuyor şimdi ben eminim bizi izleyen bir sürü genç kardeşim. Ne olacak hocam bütün gün bakıyoruz onu. Ya şimdi bir şey olmayacak zaten. Sen 60 yaşına geldiğinde hatırlayacaksın Gürkan Hoca diye biri vardı anlatıyordu. Bak ne kadar yanlış yapmışız şimdiden diye. Şimdiden bunu alışkanlık haline getirmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle büyük tehlike. Evet, çok ben büyük de hep tehlike. Çocukların kafasını böyle geri itiyorum. 2 dakika sonra tekrar böyle tabii ya, yani ama, yapacak bir şey yok ama. Bunu sıkça ben sana bir şey uyarmak senden gerçi bak ciddi bir halk sağlığı problemi bu. Hı-hı. Senden bir şey rica ediyorum bunca senelik o kadar hatırım vardır. Aklına geldikçe programlarda hatırlat bunu hakikaten. Tabii ki. Bu çok ciddi bir problem çünkü. Seve, gerçekten. Seve, tabii ki, 30 tabii kiloluk ki. Bir yük yazık günah. Sonra boyun ağrısı neden oluyor? Sonra neden fıtık neden? Sırt ağrıları aynen gibi öyle. Problemler aynen. Arka arkaya yaşa, geliyor. Bu sadece boyun ağrısı değil. Bir süre sonra evet. Postür bozukluğundan sırtınız ağrımaya başlıyor. Evet. Doktor dolaşıyorsunuz. Benim sırtım niye ağrıyordu? İşte pozisyon. Kendi vücudumuza kendimiz yapıyoruz. Cep çok telefonu net. Olmayan kimse var mı? Yok. Şu anlattığım derdi yaşamayacak kimse var mı? Şu anda kaç milyon kişi varsa hepsini ilgilendiren bir şeyden önemli bahsetmiş bir olduk. Sebep. Yine Ramazan'da yaşanan mide bulantısı sorununa birlikte bakıyoruz. Mide bulantısı yaşayanlar ne yapmalılar? Şimdi hakikaten sık oluyor. Yani özellikle mide asidinin artıp da onu nötralize edecek bir şey bulamadığınız zaman. Şimdi bununla ilgili de bir bilgi vereyim. Her gün mide asidimiz sürekli olarak yenileniyor. Ve bir süre sonra şimdi şey diyebilirsiniz. Mide asidiniz aslında sizin midenizi delecek kadar sert bir asit yapısı. Peki niye miden delinmiyor? Güzel soru. Şimdi mide asidini döktüğünüzde çiviyi bile belki eritir. Ama midenizi eritmiyor. Öyle bir yaratmış ki. Sizin midenizin içerisinde
yemek yediğiniz zaman bir hormon salgılanıyor. O kadarlık yapmayalım. Bütün meslektaşlarım da biliyor. O hormon hidroklorik asit. Bildiğiniz asit salgılatıyor. Bu asit aslında besinleri küçük parçalara ayırıyor. Bu sayede bağırsaklara giden küçük parçalı besinler de kolay emiliyor. Ama bu asit peki sizin midenizi niye eritmiyor? Şunun için. Midenin kendisinin salgıladığı mukus dediği bir madde var. Bu mukusla mide duvarının bütün duvarını çok güzel bir şekilde mide kaplıyor. O mukus o asidin mideyi yakmasını engelliyor. Ama bitmiyor. O mukusun da bir ömrü var. Diyor ki mideye mukus, arkadaş biz kaç gündür buradayız, öldük bittik, bu asit bizi perişan etti, bak biraz daha durursak bizim mideni, senin mideyi de yakacak, delecek mideyi. Bunu gören mide ne yapıyor? Ortalama 2,5-3 günde bir o mukusu yeniliyor. Güzel. Koruyucu niteliğinde. Yani tıp müthiştir. Biz bazen Mısra'yla böyle, Mısra heyecanla bir şey öğrenir, arar şeyden, oradan. Bazen heyecanla konuşuruz o şey hikayeyi. Mesela şimdi gelirken bir yol, trafik gürültü, arada bir şeyi açmak zorunda kaldım. Trafik gürültü. Şimdi sana çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yine çok yeni yapılmış bir çalışma var. Galiba Finlandiya'da yapılmış. Yine çok değerli bir dergide yayınlanmış. Daha 2 gün önce yayınlandı hatta. Bu trafik gürültüsü var ya. Hani trafik gürültüsünde artık alıştık zannediyoruz değil mi? Bütün gün sen de zaman zaman yola çıkıyorsun, yürüyorsun falan. Trafik gürültüsüne uzun süre maruz kalanlarda yaşadığı yer itibariyle bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Yüksek tansiyon ortaya çıkıyor. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Erken yaşlanma ortaya çıkıyor. Yani biz bu trafiği çok basit bir şey olarak görüyoruz. Değil. Ama bak sonuçlarına bak. O yüzden de bir hekim olarak her konuda insanları olabildiği kadar uyarmak lazım. Şimdi adam diyelim ki haftanın 5 günü boyunca öyle bir yerde yaşıyor. Ya bari 2 gün kaç. O 2 günde de gelip alışveriş merkezine. Hani 2 gün tatilimiz var ya. Yine ama orada da bir alışveriş merkezine geliyorsun. 2 gün kaç, dinlen. Gelecekte tansiyon hastası olmak istemiyorsan, erken yaşlanmak istemiyorsan, daha 3 gün önce yayınlanan bu araştırmanın sonucu çok önemli. Kaç oradan. Bunu da söylemiş mümkün olayım. Mümkün olabildiği kadar uzaklaşmak, değil mi? Kafayı boşaltmak, dinlenmek, sessizlik, sakinlik önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi halsizlik konuşacağız. Ramazan'da halsizlik yaşıyorsanız ne yapmalısınız diye bu soruyu sormadan önce birlikte mutfağa geçelim istiyorum. Çorbamıza başlatalım. Az önce söylemiştim, buğdaylı yoğurt çorbası hazırlıyoruz. Bu akşam için tarif de Perihan ablamızdan geliyor. Ya Perihan abla da güzel bir şey. Perihan ablayı hatırlıyorsun değil mi? Türkiye'nin en güzel dizisiydi o. Evet. Çocukluğumuz. Ne güzel ablamızdın sen Perihan abla. Teşekkür ederim. Perihan Kutman, sevgiler Perihan olsun Kutman'a buradan. Buradan sevgiler, saygılar olsun. Evet, evet, buyurunuz efendim. Sen de öyle. Yoğurdu kaynatmamız lazım. Yoğurt, yumurta, bir kaşık un. Güzelce çırptık. Bayağı bir sen dakikadır çırpıyorsun değil mi onu? Perihan çünkü abla, kaynayana kadar karıştırmazsak yoğurt kesilir. Ha böyle başında... Kaynayana kadar karıştırmamız tamam. Lazım. Meşakkatli yani. Evet. Evet. Daha sonra istiyor. Zaten şu an benim yoğurdum kaynadı. Senin hemen yoğurdun kaynadı üzerine. Hemen ne haşlamış oldu. Bir daha söyler misin canım? Yoğurt. Yoğurt, yumurta, bir kaşık un. Çok güzel. Un da az güzel. Evet, bir kaşık sadece. Daha sonra... Hiç koymasaydık başka bir şekilde bağlayamaz aslında mıydık? Aslında ne koyduk biliyor musunuz biz? Ayşe abla tam buğday unu getirdi. Aha, onu mu koydunuz? Tam buğday unu koyduk. Daha iyi oldu. Tamam. Karamelize ettik soğanımızı. Hemen böyle zeytinyağında. Çok az bir nane. İçine az bir şey de tereyağı. Şunu bir görelim şöyle arkadaşlar. Ekleyeceğiz. Koyduğunu. Tamam, çok fazla yakmak istemiyorum. Evet. Bu zaten kaynadı artık. Şunu şöyle. Yağımızı da özellikle böyle hani soğanı karamelize ettiğimiz zaman hem renk hem de çok güzel şekilde tat verecek. İnanılmaz bir lezzet verecek. Evet. Yoksa yoğurtla buğdayı ne yapalım? Şu şekilde. Ramazan programlarının evet. Tek tehlikeli yönü. Şöyle. Sadece kokluyorsun. Sadece çorbamızı fena geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu da şöyle alalım. Çok o güzel. O sosu nasıl yaptım dedin? Sosu ince ince kıydın soğanları, kıydım, yemeklik doğradığım soğanı zeytinyağında karamelize ettim. Tamam. Daha sonra birazcık tereyağı ekledim. Kuru nane ekledim. Kaynayan çorbamıza ekledik. Rengi de çok güzel oldu. Allah'ım, lezzeti çok de çok güzel olacak. Şu faydasından da birazcık konuşalım. Buğdaylı bir kaşık da tuz. Perihan abla ne yaptın? Çok, çok koydun mu ya. Değil. Güzel. Şimdi sağ ne yapacağım biliyor musun? Hani eğer ki çok oldu derseniz ben buna birazcık ilave su ilave çorba edeceğim. Yaparsın. Hem çorba biraz fazlalaşsın. Tamam. Hem de tuzu gitmiş olur. Biraz koyu kıvamda oldu şu an. Kaynadı ya biraz bayağı gelir. Şey yapabilirsin. Hiç tuzu değil aslında. Gerçekten değil. Tuzu değil. Defans çok iyi. Çok tuzlu hissediyorsanız haşlama patatesi küçük şeyleri alın.
yuvarlak şekilde kesin. 3-4 yerine koyarsanız bir miktar onunla birlikte kaynarsa o tuzu alıyor. Emiyor mu? Tabii, herhangi bir yemekte. Tabii tabii herhangi bir yemekte. Patatesi bu da böyle ikiye bölüyorum hocam. İkiye bölüp atıyorum. Bu da benden olsun. Şöyle şimdi ben söyleyeyim. Babam seyredim. Kaşığımız çay kaşığı. O yüzden yani çok küçük kaşık. Allah'u tamam, tamam. Ekber dağları şey kadar koydum. Bir dakika. Hiçbir şey söyleme bana. Şu an susup bir şey de diyemedim yani. Durdum. Çay kaşığı dedi ama bir şey söyleyeyim burada Feriha Hanım. Sizin için de. O çay kaşığı günde bir çay kaşığı toplam tuz hakkımız var. Bütün gün. Şimdi hakkımızı bitirdik mi hocam? Yani şimdi onu 3 kişiye bölerseniz. O zaman bunlara tuz atmayacağız demek ki. 3 kişiye bölerseniz bu arada her besin içinde de şey var. Faydasına gelince hakikaten protein ağırlığı oldukça çok şey güzel, yüksek. Çok. Bir de Ayşe abla muhteşem hemen yapmış müdahalesini. Ablaların evet. Kralıdır Ayşe abla. Ayşe hemen abla. Yapmış kaseye müdahalesini. Kaseye de koyabiliriz aslında. Buğday unlu koymuş. O da son derece fayda. Çok besleyici. Probiyotik. Çünkü işin içine yoğurtlar, zeytinyağları şöyle vesaire de giriyor. Hatta probiyotik. Keşke yiyebilsek ama işte böyle bakacağız. Tahıllarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Arpası, yulafı, buğdayı falan. Mesela arpayı ben çok severim. Niye severim? En çok senin de mesela arkadaşlarından şöyle duyduğun kasılmalar olur değil mi? Böyle kadınlarda kas kasılmaları. Evet. Bunların çoğu magnezyumun eksikliğine bağlı olur. Arpa muhteşem bir magnezyum kaynağıdır. Hmm. Mesela yaptıkları salatalara arpayı koymaları bu anlamda son derece faydalı. Faydalı, güzel. Buğday dünyanın en alerjen besinlerinden bir tanesidir. Ama test edin eğer herhangi bir sıkıntı oluşturmuyorsa buğday da öyle. İçeriği itibariyle bağırsakları rahat çalıştırması itibariyle benim de en favori besinlerinden bir tanesidir. Çorbamız hazır. Evet. Zaten içinde yoğurdu, yumurtası var. Her şey. Mideyi geç terk edeceği için tokluk hissini de uzun süre tutacak bir çorba tarifi bu. Onu da söylemiş olalım. Şimdi çok güzel de bir salata tarifimiz geliyor. Neler az tuzlu. Bunlar baby ıspanak mı şunlar? Evet, baby ıspanak aldık. Çok çiğ güzel koyacağız çünkü. Hepsi çiğden. Evet, marullarımızı ben bu şekilde hiç doğramak, bıçak vurmak istemiyorum. Burada da şu zannedersem şekilde, değil mi mor fasulye, kırmızı ne deniyor ona? Meksika fasulyesi. Kırmızı fasulye. Ya da. Kırmızı evet fasulye deniyor. Yeşillikleri parçalayacağız. Soğanlar, evet, dereotları, maydanozlar, kırmızı biberler. Güzel bir hindili salata hazırlıyoruz sevgili. Nereye yani gidiyor, evet, biliyor musun? Nereye gidiyoruz? Metabolizma burada arttırmaya gidiyor. Şimdi ben şunu görünce biber. Bak, metabolizma arttırmak için şahane bir salataya gidiyorum. Hadi bakalım. Biber, kırmızı biber, kırmızı fasulye, yoğurdun kendisi, hindi eti. Bu dördü yeşillikle bir araya geldiğinde hem çocuklarınıza da rahat yedirebileceğiniz, hmm, hem de Ramazan'da metabolizmalar dedim ya ikinci 15 günde böyle birazcık yavaşlama meyili taşır. Onu da engeller. Ben bu şu salatayı haftanın en az 2 günü mutlaka şeylerine tutsunlar isterim bizi izleyenlerin. İftar yemeklerinde tutsunlar isterim. Ya görüntü yani şu sebze var ya. Şu sebze çok muhteşem. Çok güzel yani oluyor. Vallahi ellerine sağlık. Evet, şimdi sonra üzerine de daha önceden haşladığın, evet, hindi parçaları. İsteyen tavuk da müthiş kullanabilir. Biz bugün hindi kullanmak istedik. Güzel de şekilde görünüyor. Şimdi bunu, bu şuna yarar. Mesela sen kaldır hindiyi. Sırf alttakini senin oğlanlara yediremezsin kolay kolay. Ama hindi etini koyunca arada karışıp o şekilde yedirebilirsin. Kuzey yer de uzay hindili de koysan, oraya kuş da koysan onu yemez. Ama kuzey yer mesela hindisiz de yer. Çok şimdi acayip iki ayrı tip. Sos yapacağım ben. Evet. Hafif bir yoğurt böyle. Yoğurdu yağsız yoğurt şöyle seçin. Evet. Kalorisinden değil. Yağsız yoğurdun protein miktarı daha yüksektir. Olduğu dolayısıyla için daha uzun süre tok tutar. Onun için yoğurdu yani, o nedenle yağsız. Kilo verme ya da daha az kalori aldım amaçlı değil ama protein yüksekliği açısından yağsız yoğurt tercih edilebilir. Aynen. Biraz sirke şimdi ekliyorum ben. Şimdi bir probiyotik, evet, daha geldi. Zeytinyağı. Bakın, zeytinyağı zaten en klasik ama probiyotik yığını bir besin vermeye başladık ki probiyotik öğrendik ki artık öğrendik yani öğrenmeyen kalmamıştır herhalde probiyotiğin bağırsaklar, evet, için ne kadar önemli çok, olduğunu. Çok. Hatta şu maydanozlarımızdan çok fazla bu. Birkaç yani tane en azından maydanoz. Evet. Yeşil soğan elimizde ekleyelim bence onu. Tamam. Ben seni panik yaptırtmayayım ama. Yok. Sen ona kesin yeşil soğan ekle, çok yakışır. Ekleyeceğim çünkü şey bunlardan da biraz da çok lezzet, özellikle dereotu çok yakışıyor salatalara. Dereotu, çok güzel aroması maydanoz var. Özellikle ben elimle ya doğramak istedim. En güzeli böyle diri hatta diri. Hatta bunu bak, şöyle. Elle doğramak. Dünyanın, evet, en güzel işi. Kesmeyin. Elle doğrayın. Yok kesmeyeceğim. En doğrusu. Vitamini gitmesin. Aynen. Soğanlarımız şöyle da şöyle. Onları da şöyle iri iri. Müthiş valla. Şimdi normalde zaten iftar soframızda savurumuz var demişim. Hurmamız vardır. Yaz var etinde ya hurmayla açılır. Hurmayı farklı bir şekilde tatlı, evet, olarak değerlendirmek isterseniz diye de onu çok da yapacağız pratik şimdi. Kuru yemişli bir hurma tatlısını da hazırlıyor şimdi olacağız. Şimdi şöyle. Bunu böyle hazırladık. Hatta şimdi sosumuz biraz daha şöyle tavuğumuz, evet, bol nasıl olsa. Hindimiz. Hindimiz bol. Sirkeli, zeytinyağlı, yoğurtlu bir salata sosu hazırlamıştık. Onu da şimdi aşağı alayım ben. Sirkeyi de elma sirkesi tercih ederlerse daha iyi. Onu da söylemiş olayım.
Burada buna en yakışar elma sirkesidir çünkü. Ispanak mutlaka bunun içinde olsun. Bu sebze grubunun içinde ıspanak en değerli sebzelerden bir tanesidir. Çok güzel. Vallahi harika bir salata oldu. Ellerine sağlık. Vallahi bunu yemeyecek kimse olmaz. Ben de zannetmiyorum. Çok güzel. Şimdi bir de hurma tatlımızı hızlıca yapalım. Evet, hemen yapalım. Hurmaya da geçelim. Onda. Şunu şöyle üstüne. Biraz buna şey de koyabilirler. Toz biber de koyabilirler. Toz tabii. Biberin bir özelliği var. Pul biberin düzeltiyorum. Pul biberin her bir besinin besin yapısını, içindeki maddeleri 10 ile 100 kat daha yukarı çıkarır. Onun için pul biber de mide durumlarına göre. Onu da söyleyeyim. Güzel tamamdır. Bilgilerle devam ediyoruz. Hurmayı konuşacağız. Hurma tatlısı yaparken isterseniz hurmanın faydalarını da bir kere ne yiyoruz? Bu geleneksel lezzet neden bu kadar faydalı? Neden ilk dilimize değen tat o olsun? Neden hurmayla açıyoruz? Çok fazla özelliği var. İsterseniz onu da ekranlara geliversin. Biz hurmayı, hurmayı biraz suda beklettik. Hı. Pardon hocam. 10 dakika kadar suda beklettik. İçinin çekirdeklerini ve kabuklarını da aldık. Biraz zeytinyağında hafif soteleyeceğiz. Ezilsin diye. Şimdi mesela cildi kuru olanlarda ben hurmayı özellikle tavsiye ederim. Mesela zırt pırt yaralar çıkıyorsa yine tavsiye ederim. Yine çok sık enfeksiyonla karşı karşıya kalıyorlarsa hurmayı tavsiye ederim. Ama şeyi unutmayın. Günde kişi başı 3 ile 4'ün üstüne de çıkmayın. Yani ondan daha fazla da problemli. Olabilir. He. Aynen. Mesela diyet yapıyorlar, çok acıkıyorlar. Ara öğünde iyi bir silah mesela hurma. Hangi ara öğünde? Sabah kahvaltınızı yapamadınız, kaçırdınız, kahvaltı yapacak şeyiniz yok. 2-3 tane saat 10-10.30 civarı hurmayı cevizle ya da fındıkla yerlerse gün boyunca tokluğu sağlama konusunda çok faydalı bir besin olur. Ufacık hurma. Bir şey ama nasıl zengin değil mi? İçeriği İnsana çok en çok zengin. Benzeyen meyve biliyorsun. Bunun mesela bu anne hurma ağacının yanına çocukları düşer. Eğer anne hurma ağacının yakınında olmazlarsa o düşen hurmadan yeni bir ağaç oluşmaz. O orada bile annesinin yanında olmak ister hurma ağacı. Böyledir. Dişisi ve erkeği vardır. Yaşam süresi insana çok benzer. Hurma enteresandır. Bir hurma az sonra ağlıyordum ama yani hocam bu hikayeyle ama birlikte. Ama öyle. Hakikaten öyle. Bu nedir ya? Yanında annesi olmazsa büyümüyor. Çocuk hurma ağacı büyümüyor. Evet. Şimdi biraz da portakal suyu ekledik hurmamıza. Hem rahat ezilsin çocuğu hem de aroması. Çocuklar şimdi bak buradan gelecek hocam. Üstüne neler ekleyeceğiz? Evet, oluyor şimdi, yalnız bir değişik bir şey oluyor şu portakal kabuğu aromasını da ekliyoruz. Şimdi bu arada Ramazan ayının en sağlıklı besini olarak karşımıza her sene aynen. Çıkıyor. Tamam. 100 gramında 285 kalori var. 4 tanesi yaklaşık 70 kalori unutmayalım. Çok acıkıyorsanız, aynı zamanda cildiniz kuruysa, cilt yaraları çabuk iyileşmiyorsa, aynen. Sık enfeksiyon geçiriyorsanız, bağışıklığınız düşükse, kansızlık kapınızdan gitmiyorsa, tuvalete çıkmak üniversite sınavından zorsa, bunu kim yazdı? Ben yazdım. Yani hocam ya inanılmaz. Gelsiniz. Benden çıkıyor. Tuvalete çıkmak sınavından zorsa, evet. Görme problemleriniz varsa da bol bol tüketebileceğiniz aynen. Bir besin hurma. 4 tanesinde 70 kalori bilgisini bir kez daha hatırlatalım. Evet, şu an tamamdır. Şu an tamamdır. Hemen kaşıkla. İnanılmaz bir şey oluyor. Bir görebilir miyiz? Çok lezzetli ekranda? Olacak. Şöyle bu şekilde. Fındık ekledim. Şimdi bunu böyle şu şekilde porsiyonluk olarak koyacaksın. Evet. Sonra bir de üzerine fıstık koyacağım dedi. Bayılır verelim şuradan. Şimdi ama yani şerbetli tatlılardan bence daha masum yani sen, bence. Tabii ki canım tabii ki yok güzel anlamında. Ramazan'ın yani. Tatlısı sütlü tatlıdır ama onu da evet. Yapamıyorsanız en iyisi bu. Şöyle. Bak helal olsun iki tane malzemeden inanılmaz şeyler oldu. Şimdi beceri öncesinde şey. Evet beceri el lezzeti. Şöyle söyleyelim mi hurmayı öncesinden ne kadar haşlamıştık? Şöyle. Sonrasında da 10 dakika kadar 10 dakika suda beklettik sadece. Tamam, okay. Ha suda beklettik. Suda beklettik. Evet. Ha, güzel. 5 dakikada bakın iftar sofrası tatlısı. Müthiş. Vallahi şöyle. Ellerine sağlık. Bir tane izin var. Kaç? Bir tane izin var. Öten bir. Abi sen çok spor yapıyorsun sen iki de yiyebilirsin. Tabii. Ya ben benim tatlıyla aram yok ama bu gerçekten müthiş görünüyor. Ellerine sağlık Perihan ablacığım. Çok şimdi vermedik mide bulantısı yaşayanlarla ilgili ha, bir. Ha söyleyeyim. Onu konuştuk çok, ama şeyini vermedik. Çok hızlı söyleyeyim. İftarla sahur arasında. Bütün gün boyunca çok bulantı çektiniz. İftarla sahur arasında zencefilli bir gazozla kraker. Bu ikili son derece faydalıdır. Bunu hemen söyleyeyim. Bu mesela hamilelerin mide bulantısında da kullanılabilir aslında. Hmm. Hamileler mide bulantısı yaşıyorlarsa zencefilli bir gazoz ve şey ikilisi
kraker ikilisi, krakerle tuzlu böyle bir kraker ikilisi güzel bir sakinlik getirir. Bir sürü şey vardı ama zamanımızın sonuna geldik. Nasıl o bizdesin? En kısa zamanda tekrar ağırlamak istiyoruz Doktor Gürkan Kubilay hocama. Bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sizi uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Uzman estetisyen Didem Özkan geliyor. Çok güzel şeyler konuşacağız. Ay ne güzelsin. Merhabalar. Lale, alaleler ne kadar ya biraz güzel. Böyle çiçeklerimle geldim size bana ama. Bana mı getirdiniz? Evet. Şöyle bırakayım. Ay nasıl bir güzellik. Biliyorsunuz tam lale mevsimi. Evet. Her yerde laleler var. O yüzden size ve seyircilerinize güzel bir jest olsun istedim. O kadar güzel geldik hepimize. Vallahi çok sağ olun. Ben bunu böyle koyayım kendi yerime. Ama biz ön tarafa doğru geçeceğiz. Tamam. Çünkü güzel tariflerimiz de var bugün. Özellikle de leke açıcı bir bakım kürü hazırlayacağız. Bebek gibi bir cilt için cildimizi böyle ölü deriden arındıracak bir peeling hazırlayacağız. Evet. Koyu göğüs halkalarını nasıl azaltabiliriz öğreneceğiz. Kaş ve kirpiklerimizi de unutmayacağız elbette. Neyle başlayalım? Bence kaş ve kirpikle başlayalım. Hatta benim en sevdiğim. Size ben bugün çiçeklerimle geldim dedim ama küçük de bir deney yapmıştım. Bahçemdeki çiçeklerle geldim. Nasıl? Evet. Ay. Ay bunların güzel isim. Bahçenizde mi var bunlar? Evet. Şunların evet. Güzel. Aynen öyle. Niye açtı niye açmadı? Ay bunların güzelliği yarabbim. Müsaade ederseniz böyle kısaca anlatayım. Tabii ki. Aslında küçük bir deneydi bu birkaç ay önce. Lale soğanlarını ilk aldığımda kendim şöyle küçük bir çalışma yapayım. Ve gelen danışanlarıma hem merak edenlere de bir örnek olsun istedim. Ve gerçekten o çalışmamızın da yanıtını vermiş oldu bu laleler. Ne oldu burada? Ne yaptınız? Ne denediniz? Şimdi özellikle şu görmüş olduğunuz saksıdaki lalelere hiç su vermedik. Şu aşağıdaki. Evet şuraya hiç su vermedik. Doğal yağmur yağdığı zaman yağmur suyunu aldı. Ya da işte normal havadaki nemden suyunu doğasında aldı. Doğasında beslendi. Evet doğasında beslendi. Yani tıpkı saçımıza ve kaşımıza hiç bakım yapmadığımızı düşünün. Nasıl olurdu? Oluyorsa kendi akışında evet, nasıl aynen oluyorsa akışında. Öyle oluyor. Daha seyrek, daha cansız, daha güçsüz. İşte saç dökülmemiz varsa hiç bakım yapmadığımızda nasıl çok çabuk dökülür? Ya da daha seyrektir, cansızdır. Doğru. Biraz onu deneyimlemiş olduk. Yani, şu. Evet şurada. Bakın şunu gösterelim. Şu yerdeki kendi doğasında yağmur aynen. Suyla hiçbir şey yapmadan büyüyen. Peki sonra? Bu saksıda da biz dönem dönem suladık. Haftanın belirli günleri sadece su verdik ekstra. Başka hiçbir şey yapmadık. Yani yine havadan nemini aldı, yağmur suyuyla beslendi azıcık ama desteklediniz ama çok azıcık ve sadece su. Hani bunu da şöyle düşünebiliriz. Düzenli yıkadığımız, bakım yaptığımız saçlarımız, evde bazen maske ve nemlendiriciyle kendimiz ufak tefek bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu kadar olabiliyor. Ama burada... Burada ne yapmış olabiliriz? İşte burada... Bu nasıl bir coşku? Aynen öyle. Burada da biz tamamen doğal ürünlerle destek verdik. Vitaminlerle. Onların ihtiyacı olan. Yani nasıl günümüz hayatında vücudumuzda belli vitaminler, mineraller eksiliyor ve biz onları dışarıdan alıyoruz. Burada suyun haricinde, güneşin haricinde biz vitamin verdik. Dolayısıyla aslında... Böyle bir coşma. Evet. Yani hiç bakmadığımız, bir parça ihtiyacı olan suyu verdiğimiz ve desteklediğimiz, dışarıdan aldığımız takviyelerle bu kendimiz için de geçerli. Aynı şekilde saçımız için, kaşımız için. Bir parça da olsa dışarıdan ihtiyacımız olanı tamamlarsak neler i̇şte olabiliyor? İşte böyle olabiliyor. Aynen böyle olabiliyor. Sadede gelelim. Şimdi de buraya gelelim. Bizde ne oluyor? Bizim nereler bizde coşuyor? Ne oluyor? Şimdi kirpikler falan herkesin işte. Herkesin en çok merak ettiği şey saç dökülmesidir erkekler, kadınlar. Doğru. Bir taraftan kaşlarını artık erkekler de özen gösteriyor kadınlar da. Biz bir kaş, kirpik ve saç serumu yapalım. Harika yapalım. Doğal hemen ürünlerle acil yapalım. Hemen başlayalım. Acil. Kaş ve kirpiği aynı şeyi sürebiliyor muyuz peki? Hani kaşlar daha sert, kirpikler ne bileyim göz bölgesinde daha... Sürebiliriz. Lakin kirpikte tabii ki bir aplikatör kullanmamız çok gerekiyor. Önemli. Tabii. Değil mi? Şöyle bir şey her yerde. Aynen olan. Eczanelerde de olabiliyor. Birçok markette de alacağız bunu bu şekilde de hem kaşımıza süreceğiz. Şey aynen yapayım. Kirpiklerimize de kullanabiliyoruz. Ben de kaşlarımı düzelteyim o sırada. Siz başlayın. şimdi hepimizin aslında buradaki temel mantık şu. Evimizde bulunan ürünlerle neler yapabiliriz? Yani dışarıdan çok bir ürün alma ihtiyacı duymadan neler yapabiliriz? Yani şimdi gidelim hadi mutfağımıza bir bakalım neler vardır. Badem yağı çoğumuzda vardır artık.
bir parça tatlı bademli. Tatlı badem yağı da olsa olur mu? Aynen oluyor. Yani hemen hemen etkisi aynı bunların. Hiçbir değişiklik yok. Burada dikkat edeceğimiz şey ölçünün birebir aynı olması. Tamam. Ben şu an göz kararı yapacağım ama. Ne olsun? Mesela bir çay, çay kaşığı, kaşığı ister misiniz bir mesela? Bir çay kaşığı getirir olabilir. Mi? Güzel. Bir çay kaşığı alabilir miyim Ayşe ablacığım? Ya da ürünü... Şurada bizim böyle damlalıklarımız yok muydu ya? Sanki damlalıklarımız da oluyordu. Teşekkürler. Sağ ol. Yok yeterli. Ha, iki tatlı kaşığı badem yağı diye geçiyor. Aynen, bize gönderdiğiniz miktar, bu. Aynen miktar hani ne kadar çok olursa uzun süre tüketebilirler. Ama burada hani yine biz eşit oranda yapıyor olduğumuz için. Bu da doğru kaş alımı için getirdiniz değil mi bunu? Aynen öyle. Yine iki kaşık badem yağı. Az sonra doğru kaş alımını da öğreneceğiz. Tamam. Kimseye de kendi başına kaş almaz. Argan yağı yine ilave ediyoruz aynı oranda. Bu oranları birebir küçültebilirsiniz veya artırabilirsiniz. Bunu hazırlayıp koyup bir kenara kaldırabilir miyiz? Buzdolabında tutabilirler. Hem yapısı biraz daha katı olur, sürmesi çok çünkü daha kolay olur. Çünkü her seferinde hazırlamak biraz zor olabilir. O yüzden hani miktar dedim ya birebir oranda mesela iki tatlı yapalım kaşığı dediysek iki yemek kaşığı yapıp çok daha yüksek oranda kullanabilirler. Badem yağı, Hint yağı, argan yağı, üzüm çekirdeği yağı ve bir ve tane en daha sonda kullandık. Üzüm çekirdeği yağını kullanacağız. Evet. Tabii mesela buna ilave bazı tariflerde sarımsak yağı da kullananlar olabiliyor. Bu biraz daha artık hani... Ne dediniz? Sarımsak yağı çok az da koyabilir miyiz? Koyabilirsiniz ama peki onu kirpiğe süremezsiniz mesela. İşte, evet. Kaşa, kaşa sürülüyor, dökülen kaşa saça sürülüyor. Aynen. Ama kirpiğe sürmemeniz gerekiyor. Çünkü göze çok yakın olduğu için. Tamam. Okay. Şimdi bunu homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Kaşımıza, kirpiğimize. Aynen. Şöyle bir aplikatörle. Zaten biraz olabilir daha yapısını hızlı karıştırdığınızda daha beyaz olduğunu göreceksiniz. Hı. Beyazlaşmaya başlıyor. Akabinde hemen. Bunu sürdük, çıktı, bıraktık, döküldü diye bir şey olmuyor yok, bunlarda. Yok, hayır. Bu işte bu deneyde yaptığımız gibi ihtiyacı olanı verdiğiniz vereceğiz sürece yavaş güçlü yavaş olmaya devam o ediyor. O zaman ama hep vereceğiz. Mümkünse verelim. Mümkünse vermemiz gerekiyor. Doğru. Ama tabii şöyle bir ayrıntı var. Mesela kaşımız için şunu söyleyebilirim. Kaşın istemediğimiz alanlarına sürersek orada da bu sefer çok gürleşme olur. Bu sefer de kaşa şekil vermek için almak zorunda kalırız. Yani kendimiz doğru kaş şeklini belirledikten sonra sürersek ona göre istenilen yerlere aynen bollukta öyle süreceğiz. İstenilen yerde istediğimiz şekilde çıkar. Vay, bu sefer de güzel gür kaşlarımız olur. Olmayan yerden çıkmıyor ama değil mi? Yani asla var olan ince kaşlarımız güçlenerek çıkabilir. Şöyle mi söyleyeyim. Yani yakın tarihte kaşını almış ve küstürmüşse çok rahatlıkla çıkar. Ya da bebek kaşları varsa ince tüyse bunlar kalınlaşmaya başlar. Kirpikte mesela kirpik uygulamaları yaptıranların bir süre sonra kirpikleri dökülür. Orada güçlendirmek için yine çok rahatlıkla yaptırabilir. Ya, ona da oluyor. Bazen de güçlendirmek için jilete böyle vuruyorlar kaşları. Usturayla kaş alımı. Usturayla alıyorlar daha gür çıksın diye. Çıkıyor ama bu arada olabiliyor çıkıyor galiba. Çıkıyor ama orada tabii şöyle bir dezavantaj var. Dezavantaj var. Kullanırken eğer usturayı yanlış kullanırsa tabii. Sıkar doku da oluşturabilirler. Yani cildi kesebilir. O zaman da tamamen dokuyu kaybedebiliriz. Evde değil yani zaten asla kesinlikle ben mutlaka bir uzmanına bir uzman dedim ama o da gerçekten bazen işe yarayabiliyor. Hem de sonra yağlarla beslediğimiz zaman. Özellikle bu aplikatöre batırıyoruz. Ben şöyle yaparız. Bakın aynen şöyle süper. Şöyle yapıp sonrasında kaşımıza ve kirpiğimize sürebiliriz. Sürebiliyoruz. Bir örnekle gösterebilir miyiz? Örnek bilmiyorum gösterelim. Ama Merve'cim gel. Merve çok çalışıyor. Beste gel. Beste'nin de kaşı. Gel Beste gel. Allah aşkına nasıl bir kaş varsa sende. Tam da insanını çağırdım. Gel bakalım. İnşallah daha çok çıkmaz diye dua ederek mi sürsek acaba? Mesela hemen tabii bir eldiven mutlaka kullanıyor olmak lazım ama burada biraz daha... Ama kirpiğine sürmeyen rümenleri var kızım bozulmasın. Şu şekilde tarayarak... Bunu sürelim Beste gibi kaşımız olsun inşallah amin. İnşallah amin. Sonsuz amin. Saçları da öyle. Şu şekilde. Maşallah. Sen bir şey sürüyor musun? Hatta Beste saçların için bu kürü yine aynı şekilde mesela çok az saçına da sürebilir miyim? Çok az. Emin kirletmeyeceğim. Misin? Söz veriyorum. Alnının ortasından çıkacak saçın çok neredeyse. Çok az. Mesela saç diplerinize de aynen şu şekilde tarayabilirsiniz. Sürüp böyle tararak, aynen, tararak aynen da yapabiliriz. Tamam. Çok bozmadık. Ben sildim onu. Sen hiç merak etme canım benim. Çok teşekkür ediyoruz Besteciğim. Şimdi doğal yağ yakıcımız var. Evet. Bir ona bakacağız. Yine yaz geliyor. Bölgesel evet incelmeli sıkılaşma çok önemli. Bu yağların gerçekten bu yağ yakımı konusundaki etkileri çok fazla. İnanılmaz. Değil mi? İnanılmaz. Birazcık ondan bahsedelim. Bunu da vücudumuza atıyorum işte ne bileyim selülit bölgesi, ne bileyim bölgesel göbek, yağlanmamız bölgesel varsa yağ parçalamak için çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bir masaj ama istiyor değil mi? Aynen. Yani lenf drenaj hatta spor mesela spor yapıyorsanız yürüyüş öncesi bu yağları karıştırıp tüm vücudunuza sürün. Sonra aktarlar gibi gezelim her yerde. Yapmadım mı zannediyorsun? Yap,
yaptım tabii ki de. Gittiğim her yere o kokuları taşıyarak götürdüm. Mesela bir tight ya da spor kıyafetiniz varsa, sıkı bir kıyafet ve o ısıyı da içeride tutarak çok rahatlık. Sizin çok ihtiyacınız yok Çağla Hanım. Ben yıllarca streç sararak spor yaptım. Yani niye? İhtiyaç meselesi değil ki, bakım meselesi bu. Yani çok daha hani böyle bazen bölgesel olarak parçalamak gerekiyorsa çok ciddi sonuç alabiliyoruz. Yapalım. Ama bunu da karıştıralım. Merak ediyoruz. Bunu da evet, karıştıralım. Hemen şunları ben toparlayayım size. Aynen. Buyurun şunu da hazırlayalım. Doğal yağ yakıcı hazırlıyoruz. Bunları zaten internette falan da bulduğunuz zaman aşağı yukarı içeriği çok birbirine aynen, benziyor. Bu tarif o yüzden size pratik burada canlı aynen, yayında Didem'in vereceği bir tarif olacak. Şimdi yağ tabii yakıcı, ki bunlar yine dediğim gibi oranları tamamen kişiye bağlı. Ben olsam daha çok günlük kullanımda o an ne kadar kullanacaksam o anlık yaparsınız. O anlık yapardım. Çünkü hani biraz daha tazeliğini koruması açısından çok daha önemli. Biberi yağımız var. Portakal evet, yağı, kayısı çekirdeği yağı, evet, susam yağı ve at az kestanesi var ve portakal yağı. Ve bu aynı zamanda herhalde ben içeriğini bildiğim için ve daha önce de kullandığım için selülit yağlarının içeriği de bunun neredeyse evet, aynısı zaten, diyebiliyoruz. Evet, zaten bir yerde bakarsanız biberiye ve portakal ciddi anlamda o bölgede kullandığınızda ya da vücudunuza da sürdüğünüzde acayip kan hafif bir evet inanılmaz artırıyor. At kestanesi de zaten metabolizmayı da hızlandırıyor. Evet. At kestanesi, biberiye, evet, portakal. Hani hiçbirisi yoksa bile bu üçüyle bile aynen öyle, güzel bir şey hazırlıyoruz. Yine karıştırdığınızda burada da az önceki yağın tam tersi daha jöle kıvamı hissediyorsunuz. Bir önceki daha beyaz yumurta akı kıvamındaydı. Bu artık daha şöyle jöle kıvamında görecekler. Bunu çok az, artık tabii ki şu tarz bir fırça kullanabilirler. Ben elimde göstereyim. Tamam, nasıl yapacağım? Şu şekilde alıp çok ince bir tabaka el yüzeyine sürer gibi bacak içine çok rahatlıkla kullanabilirler, kalçalara kullanabilirler. Kol altları, göğüs mesela gıdı, göğüs sarkması da çok kadın ve erkekte ve yırtıklar çok fazla oluyor. Bunu engellemek adına bir parça sürüyorsunuz. Ve yine sizin söylediğiniz gibi bir streçle kapatabilirler veya giydiğiniz termal bir kıyafette çok rahatlıkla o ısıyı içeride barındıracaktır. Bir de zaten hareket ediyoruz, yürüyoruz, vücudumuz da terliyor. İyice gözeneklerden kesinlikle giriyor. Sonra bir de duşa girdikten sonra şöyle yukarı yukarı masajlar. Harika, muhteşem. Çok güzel oluyor. Bitti. Güzelce değerlendirmiş evet, oluyoruz. Baby face yapalım mı? Evet, leke yapalım. Leke açıcı, pardon, cildi arındıran doğal bir baby face karışımı. Kaymaklı. Şunu kaymaklı, evet bu o çok güzel. O değil mi söylediğim, yanlış aynen söylemedim. Öyle. Tamam. Bu çok da keyifli bir uygulama. Ben de mesela evde kendim arada yemek yaparken bile bunu uyguluyorum. Ne güzel. Hani limon mesela buradaki en temel ürün ve tuz. Nasıl hazırlıyoruz? Hassas ciltlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Tamam, ben şöyle tutayım. Ben bir parça tuzu, hani hanımefendiler özellikle salata yaparken bile tuz bunu. Tuz seversin Perihan abla. Ben şöyle batırıyorum. Batırdığınız zaman zaten şu şekilde limonun üzerinde. Şöyle dökeyim biraz. Aynen, dökün. Bu arada benim elim de herhalde buradan çıktıktan sonra pırıl pırıl, pırıl parlayacak, evet, bütün bakımları yapmış var, oldum. Aynen. Yüzünüze limonun üzerinde tuzu aldıktan sonra yüzünüzü tabii öncelikle bir ılık suyla durulayın. Hı-hı. Yani herhangi bir ürün kullanmadan temizlemenize gerek yok. Ilık suyla duruladıktan sonra limonu şu şekilde yüzünüzde çok hafif bir şekilde gezdiriyorsunuz. Peeling etkisi yaratmak için. Ama tabii burada biraz limonun kabuğuna hafif kenarlardan alacağız da kesersek daha acıtmasın, iyi olur. Acıtmasın. Nazikçe bir nazikçe, şekilde. Nazikçe, çok hafif. Burada limondaki C vitamininden çok faydalanıyoruz. Bu birkaç aşamalı bir şey mi? Yani bunu ortalama 2 haftada bir yaparsan. Hayır, şu kaymakları ne zaman evet, süreceğiz? Aynen. Bunu sürdük. 2 dakika bekliyoruz. Bakın hemen zaten elimde hafif kızarıklığı şimdi hissediyorsunuzdur. Şey yüzümüze sürmeden önce hep elimizde deneyin diyorlar ya. Aynen şimdi öyle. Elimde denedim diyelim ki. Eğer böyle bir kızarıklık olduysa ben yüzüme hassas bir cilde sahibim. Zaten burada bunu görüyorsunuz. Şimdi kendim deniyorum. Reklamlardan sonra nasıl, ne oluyor, ne bitiyor hepsini göreceğiz. Aynen ben öyle de yapıyorum. Reklamlardan sonra bunun temizlenmesi ve sonrasında süreceklerimizi de yapıyoruz birlikte. Reklamlar. Döndük geldik. Ben de o kızarma olmadı çünkü. Ben de oldu. Evet, sizde oldu. Bakın ikimiz de yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra evet, cildimize uygulamaya geçiyoruz. Evet, hassas bir cildimiz varsa şimdi evet, yapacağımız uygulamadaki süremiz azalıyor. Eğer değilse birkaç dakika daha fazla tutuyoruz. Kaymak ve buğday nişastası. Çok güzel. Bu kez çok az bir parça alacağız. Şurada karıştıralım. Kaymak kullanıyoruz ve aynen, buğday nişastası kullanıyoruz. Ve bunu da doğal aynen, bir peeling olarak
yapıyoruz. Aynen. Miktar olarak birer kaşık gibi almamız yeterli. Tabii kaymak biraz daha sulu da olabilir. Böyle güzel de olur. Bu da çok güzel. Da hafif belki minik bir şeyle sulandırarak maske halinde. Zaten burada bu karışımı gördüğünüzde bakın şu efekti yakalamamız yeterli. Güzelce cildimizi onu sürüyoruz. Aynen sürüyoruz. Hemen akabinde benim cildim hassas. Ben 1-2 dakika bekleteceğim. Ama dediğim gibi o kızarıklığı hissetmeyenler 5 dakikaya kadar bekletebilir. Cildimizde bu uygulamadan sonra ince kırışıklıkların açılmasını bekliyoruz. Renk eşitsizliğimiz varsa o gideriliyor. Ve aslında boyunla beraber yaparsak da lifting etkisini çok rahatlıkla görmeniz mümkün. Anlık yaptığımız zaman hemen etkisini görebileceğimiz kesinlikle bakımlardan aynen diyebiliyoruz. Hızlıca harika devam edeyim o zaman. Tamam. Burada da leke açıcı bakımımız var. Bu çok basit. Yoğurdu ve mısır nişastasını karıştırıyoruz. Ben de yapacağım şimdi onu. Yoğurt ve mısır nişastasını karıştıracağız. Birazcık yoğurt. Evet. Ne kadar olsun? Aynen yeterli. Bu leke açıcı olarak aynen kullanıyoruz bunu. Yoğurt. Mısır nişastasını karıştırıyoruz. Ne kadar koyuyorum? Yine yarısına kadar koyabilirsiniz onu. Biraz yoğun olsun ve hani maske gibi sürebilelim. Yoğurt ve bunu. Vallahi oldu bitti yani. Burada şu anda mısır da nişastası diyelim de. Pardon, mısır nişastası ve bir parça daha yoğurdu kullandık. Güzel maske kıvamına gelene aynen kadar öyle aslında birazcık da bunu yapıyoruz. Yine bunu elimizde deneriz. Sonrasında deneriz. Ne kadar bekletiyoruz? Bu da yaklaşık 5-6 dakika bekletilse yeterli. Bütün müthiş bunların pratik hepsinin temelinde yapacağımız şey şu. Beklettik, cildimizi ılık suyla duruluyoruz. Sonrasında eğer dışarı çıkacaksak güneş koruyucumuzu mutlaka kullanıyoruz. Çıkmayacaksak da evde hafif bir nemlendiricimiz varsa ekstra harika onunla destekleyebiliriz. Bu arada tüm bu uygulamalarda gözenekler çok açıldığı için ev devamı ürünlerinde ekstra ürünler kullanıyorlarsa da çok rahatlıkla bunların sonrasında devam edebilirler. Çok çok teşekkür ediyoruz Didem Hanımcığım. Verdiğiniz bilgiler ve güzel çiçekleriniz ne için. Demek? Biz yine bir reklamlardayız. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Perihan Pezik ablamız bizlerle beraberdi. Neler yapmıştık şöyle bir bakalım. Buğdaylı yoğurt çorbası yaptık. Buğdaylı yoğurt çorbası. Vallahi çok merak ediyorum onu. En evet sevdiğim çorbalardan bu yoğurt çorbası. Ayran aşı. Çok, bu Kars mideyi de çok rahatlatıyor. İnanılmaz seviyorum. Ayran aşı diyorlar evet, evet şeyde Kars'ta evet doğru. Ve hurma yaptık. Hurma tatlısı. O da güzel bir tatlı. İsterseniz şeyini verebilir. Fındıklı tabii üzerine evet, süslediğimiz fındık fıstıklarla. Fındık ve çam fıstıklı. Ve ayrıca bir salata yaptık. Hindili yeşil salata. Bol yeşillikle. Evet. Vallahi ellerine sağlık. Çok çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.